Osman kaç tane marka? İşte gördüğünüz gibi üçer dörder kat. Bakın binanın çevresinde hep asansör sistemi, ışık buradan akıp gider fazla yağış olduğu zaman. Ve güvenlik tedbirleri. Katlı villalar yapılı. Ve yine bu tarafta. Tarım arkada yüksek binaları pek göremez. Buranın içerisinde kiler olarak. Bunlar tabii ki 1+1 gibi çizselk yazıyor. Kapınızın önünde böyle çiçekler olmasını ister miydiniz? İnşaat alanındayız. Evet, burası yeni bitti. Görmüş olduğunuz bina. Arka tarafta oturanlar mevcut. Çevre düzenlemesi henüz tam bitmedi. Ve bu kısımda şu an inşaat yapılıyor. Gördüğünüz gibi bina bittikten sonra dış cephesi bu şekilde tuğlalarla kaplanacak. Danimarka'da sağlam yapıyorlar. Deprem bölgesi olmamasına rağmen işte gördüğünüz gibi üçer dörder kat. Gerçekten de güzel inşaat sistemleri var. Her türlü koruyucu önlemleri alıp öyle çalışıyor zaten işçiler. Bakar mısınız? Asansör sistemleri vesaire hepsi kurulu. 3-4 kat olmasına rağmen her türlü tedbirler alınıyor. Burası da güvenlik olarak kapatılmış. Buraya da bina yapılacak. Gördüğünüz gibi işte Danimarka'da inşaat sektörü. Bakın binanın çevresinde hep asansör sistemi, ışıklandırma sistemi gece çalışmak için. Adamlar her şeyi düşünmüş. İşte burada fazlalıklar hemen çöp atılıyor. Etraf çadırlarla kapatılmış. Güvenlik zaten gördüğünüz gibi teller kapalı. Yani bu inşaatlarda kaza olma riski yok denecek kadar az. Adamlar işlerini iyi yapıyorlar. Ve sonuç bu şekilde oluyor. Bitince etrafta hep yeşillik olacak buralar. Henüz yeni bittiği için. Bakın burada da havuz sistemi var. Su buradan akıp gider fazla yağış olduğu zaman. Şu şekilde gördüğünüz gibi binanın etrafı su kanallarıyla dolu ki herhangi bir taşkınlık olmasın diye. Evet, boydan boya cam olması çok da güzel. Gördüğünüz gibi binanın her tarafında asansör sistemleri yapmışlar. Aşağılardaki şu sisteme bakar mısınız? Çalışmayı kolaylaştırmak için. Burada inşaatçı olmak lazım. Ve güvenlik tedbirleri. Evet, Danimarka'da inşaat sektörü ve güvenlik olmazsa olmaz ön planda. Burada ikişer katlı villalar yapılı. Ve yine bu tarafta. Evet, gördüğünüz gibi su sistemleri için güzel şeyler yapılmış. Bunların her biri binalara gelecek suların arıtımını da sağlıyor. Tedbirler alınmış. Bu tarafta yaşam başladı. Burada yaşam hazırdır. Su kanalları burada da mevcut. Ve bu tarafta binalar yapılıyor. Evet, Danimarka'da inşaat sektörü dediğimiz gibi güvenlikli. Ve sonuç böyle olacak. Durum bu. Burada da birer katlı villalar yapıldı. Henüz içleri boş. Bakar mısınız şöyle? Hemen etrafı yeşillenmeye başlamış bile. Buralar ikişer katlı. Küçük
küçük bahçeleri mevcut. Buralarda tek katlı. Arka taraf gördüğünüz gibi salon ve küçük bir bahçe mevcut. Şöyle yana doğru gidelim bakalım. Henüz daha kimseler taşınmamış buraya. Burada keyif yapacaklar. Taşınan vatandaşlar. Bakalım nasıl bir ortam. Danimarka'da yüksek binaları pek göremezsiniz. Evet, bu tarafta yaşam başlamış, araçları gördüğünüz için. Ve burada da gördüğünüz gibi su kanallarını hemen yapmışlar. İçeriye herhangi bir taşma olmasın diye. Adamlar her şeyi düşünmüşler açıkçası. Şöyle yaklaşalım bir numaralı daireye. Şu an satılıkmış burası. Evet. Girer girmez hemen mutfak karşılıyor. Ve tabii ki salon. Ve büyük ihtimal bir oda. Yani selamlar. Ve burada da bir depolama alanı mevcut. Buranın içerisinde kiler olarak ekstra kullanabilirsiniz. Giriş kapısı burası. Küçük evler tabii ki. 1 artı 1 ya da 2 artı 1 olabilir. Evet, şurada bir oda daha görüyorum. Büyük ihtimal 2 artı 1 salon ve mutfak aynı zaten. Evet, küçük ama yaşaması güzel bir ortama benziyor. Sonuçta lalelerimiz burada. Evet, çiçeklerimiz büyümüş güzel. Evet, Danimarka'nın tek katlı villaları da böyle bir şey. Buraya da yaklaşırsak aynısı olduğunu zannediyorum. Bakın ne güzel düşünmüşler. Su taşkınlarından korunmak için su kanalları hemen villaların dışında. Evet, 2 numaradayız. Burası da aynı. Gördüğünüz gibi. Buralar satılıkmış. Gördüğünüz gibi Tiselk yazıyor. Satın alınabilecek bir ortam ama sonuçta büyük aileler için değil gibi görünüyor. Bakıldığı zaman 1 artı 1, 2 artı 1. Küçük aileler için çok hoş, sessiz, sakin bir ortam. Kapınızın önünde böyle çiçekler olmasını ister miydiniz? Evet. Danimarka'dayız. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. Osman Koç Danimarka YouTube kanalına hoş geldiniz. Bizi takipte kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Osman Koç Danimarka.